Ersin Çelik Erbakan ve Selçuk Bayraktar'ın yaşadıkları bize ne söylüyor? Necmettin Erbakan ve Selçuk Bayraktar'ın kısa biyografilerini okurken dönem olarak birbirleriyle kesişmeyen bu iki ismin Türkiye'nin kaderiyle bütünleşen kararlar verdikleri dikkatimi çekti. Necmettin Erbakan 1926 doğumlu, Selçuk Bayraktar 1979. Aralarında 53 yaş var. Fakat siz de göreceksiniz ki benzer tutkularla hareket edip benzer yollardan geçmişler. Yöntemler izlemişler. Mühendis Necmettin Erbakan'ın karşılaştığı zorluklar Selçuk Bayraktar'a yol göstermiş sanki. Daha net kararlar vermesini sağlamış. Her ikisi de İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu. Necmettin Erbakan, test çalışmasında gösterdiği başarıdan ötürü İTÜ tarafından 1951'de doktora yapması için Almanya'ya gönderilir. Deutz AG Motor Fabrikası'ndan davet alır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Alman ordusu için araştırma yapan merkezde termodinamik ve motor teknolojileri alanlarında ismini duyuran Profesör Doktor Franz Schmidt ile çalışır. Almanların seri üretimine 1965 yılında başlanan ünlü Leopard bir tankının motor tasarımında baş mühendisi olarak görev yapar. Motorun yanma odasını bizzat çizer. Selçuk Bayraktar'ın Pensilvanya Üniversitesi Grasp Laboratuvarı'na yaptığı staj başvurusu kabul edilir. Üniversite kendisine burs teklif eder ve insansız uçaklar üzerine yüksek lisans yapar. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde insansız hava araçlarının agresif manevra kontrolü üzerine burslu olarak ikinci yüksek lisansını tamamlar. Bu süreç içerisinde Profesör George Papas ve Profesör Erik Ferro'nun asistanı olarak çalışır. Dünyada ilk kez yapılan İHA formasyon uçuşu deneyleri, yer ve hava koordineli robot takımları, uçuş kontrol ve güdüm sistemleri hakkında bilimsel çalışmalar gerçekleştirir. Yurt dışındaki eğitim ve çalışmalarını tamamlayan her iki isim de 30 yaşlarından önce soluğu Türkiye'de alır. Erbakan 1954'te Bayraktar, 2007'de yurda döner. Erbakan 1956'da 200 ortaklı ilk yerli motoru üretecek olan Gümüş Motor Fabrikası'nı kurar. Fabrika 1960'ta seri üretime geçer ve piyasadaki 7 bin lira civarındaki motorlardan daha iyisini 5 bin liradan satmaya başlar. Dönemin başbakanı Adnan Menderes fabrikayı gezer ve hayranlığını dile getirir. Hatta banka kredisi ve sermaye artırımına gitmeyen fabrikanın ihtiyacı olan parayı tahsis ettirir. Dünyanın en büyük markalarına kafa tutan gümüş motor rekabet duvarına çarpar. Alman firmaları fiyatları yarı yarıya düşürür ve arkasında sermaye ve banka desteği olmayan Gümüş Motor bu rekabete direnemez. Bu fabrikayla biz Şeftaliden başka bir şey yapamayız zihniyetine rağmen motor da yapılabileceğini, otomobil de üretilebileceğini gösterir. Ancak yine de yapılamaz. Çünkü motorlar yabancı sermayeye yaptırılır. Türkiye'ye biçilen rol kaportacılıktır. Erbakan vazgeçmez. Darbecilerin ayağına bile gider biyografisinde yok ama 27 Mayıs Bakanlar Kurulu tutanaklarında geçiyor. İTÜ Makine Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Necmettin Erbakan 4 Mart 1961 günü gerçekleşen Bakanlar Kurulu'na Türkiye'nin otomobil üreterek çok yönlü ekonomik ve siyasi kazanımlar elde edeceğini tafsilatlı olarak anlatır. Bunun yanında Türkiye'nin itibarına yapacağı katkıyı ve toplumda oluşacak milli güven duygusuna işaret eder. Tutanakları okurken kaç kez vay be dedim bilmiyorum. Darbecilerin kabinesi Erbakan'ın sunumunu yabana atmaz, ciddiye alır. Bu sunum iki ay sonra dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından devrim otomobillerinin üretilmesi talimatına dönüşür. Fakat otomobili üreten mühendislerin arasında Necmettin Erbakan yoktur. Necmettin Erbakan 1969'da siyasete girdi. Belli ki mühendis, müteşebbis ve yerli üretim sevdalısı olarak karşılaştığı türlü engelleri aşmak için siyasete atılmak zorunda kaldı. Selçuk Bayraktar ise Erbakan'ın ufkuyla, hayalleriyle yetişmiş olmayı arkasına aldığı Selçuk Bayraktar'ın da önüne engeller çıktı. Kendisinden tercümanlık yapması istendi. Hayalleriyle dalga geçildi, nasihatlerle sindirilmeye çalışıldı. Fakat dönemler arasında belirgin bir fark var. İktidarda yerli üretimi destekleyen kaportacılığı değil de üretmeyi ve çok daha ötesini hedefleyen Bayraktar ailesinin potansiyelini görüp destekleyen siyasi irade ve Recep Tayyip Erdoğan gibi kararlı bir lider var. Merhum Necmettin Erbakan ve Selçuk Bayraktar'ın hayalleri görüldüğü gibi Türkiye'nin kaderiyle bütünleşmiş durumda. İçinde bulunduğumuz günlerde merhum Necmettin Erbakan'ı andık. Onun siyasi yürüyüşünü durduran 28 Şubat darbesini konuştuk. Yine bu günlerde Bayraktar Siha ve Selçuk Bayraktar konuşuluyor. Ukrayna'daki savaşın 11. gününde tüm dünyanın aklında Rusya'nın Kiev'e yürüyüşüne çelme takan Bayraktar Sihalar var. Ve yine şu günlerde Türkiye'de birileri Bayraktar Sihalar için bunlar planör, Oyuncak uçak gibi düşünün yorumları yapıyor. Yazı biterken tevafuk ya da güzel bir nasip diyelim bu yazıyı Nuri Demirhan memleketi Sivas'ta kaleme aldım. Demirhan 1940'larda ürettiği yerli uçaklar Nud36 ve Nud38'in ilk prototiplerinin de sergilendiği Hamidiye Kültür Bahçesindeyim. Müteşebbislik, cesaret, yerli sanayi, milli üretim, imkansızı başarma ve vatana hizmet sevdası denilince aklımıza gelmesi gereken başlıca isimlerdendir Nuri Demirhan hayatı büyük bir miras. Karşılaştığı engeller, önüne devlet adamlarının ve yabancı devletler eliyle örülen duvarlar ve sonrasında mecburen siyasete girme süreçleri okullarda mutlaka ders olarak okutulmalı. Ersin Çelik Yusuf Kaplan Üçüncü Dünya Savaşı, soğuk savaş bitirildikten sonra İslam'a karşı başlatıldı. Bu savaşın tam ortasındayız. 1. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde ve sırasında konuşulan en önemli konu bu savaş Amerika'yı ve Çin'i de içine alarak dünyayı 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine sürükler mi sorusu etrafında çokça tartışılan sorundu. 3. Dünya Savaşı patlak verebilir mi sorusu yanlış soru. Yanlış çünkü dünya 3. Dünya Savaşı'nı yaşıyor. Özellikle de İslam dünyası soğuk savaşın sona erdirilmesinden bu yana. Önce tarihin sonu yani liberalizmin zaferi ilan edildi. Japon kökenli, deri değiştirmiş Amerikalı stratejistyen Francis Fukuyama, Berlin duvarına yıkılmasıyla sonuçlanan Soğuk Savaş bitince tarihin sonunu ilan etmişti. Tarihin sonu liberalizmin zaferiydi. Batı liberal kapitalizmle insanlığın ulaşabileceği nihai noktaya ulaşmış, bütün diğer dünya görüşlerini tarih dışına itmişti. Fukuyama böyle buyurmuştu ilkin ama daha sonra 180 derece dönüş yapmakta sakınca görmeyecekti Fukuyama. Zorlama bir okumaydı bu. Zorlama olduğunu kendisi de daha sonra yazdığı metinlerle inan edecekti. Batı uygarlığının moderniteyle ulaştığı aşamayı Batı uygarlığının bütün diğer uygarlıkları aşması anlamında tarihin sonu olarak inan eden ilk kişi Fukuyama değildi elbette. Büyük düşünür Hegel'di. Hegel, modernitenin tanrısı aklı kutsamıştı. Devleti de kutsamıştı Hegel. Fransız devrimine metiyeler dizmişti. Modern liberal devlet fikrinin en parlak olmasa bile en parıltılı örneği Fransız devrimiyle kurulan devletti. Kanlı bir devrimdi Fransız devrimi. Kanlı olması Hegel'in umurunda değildi. Hegel'i ilgilendiren liberal bir devlet olmasıydı. Hegel Alman birliğini sağlama ve güçlü Alman devlet hayalini hayata geçirme kaygısıyla yanıp tutuştuğu için Fransız Devrimi'nin ulus devletini önemsemişti. Almanya'da 350'den fazla prenslik vardı, Alman devleti yoktu. Bütün büyük modern Alman düşünürler birleşik ve kudretli bir Alman devleti icat ve inşa etme hayalini besleyip büyütmüşlerdi. Sonunda Alman Birliği ve Devleti Bismarck'la birlikte güçlü bir ulus devlet olarak gerçeğe dönüştü. Bu süreçte Kant'tan Hegel ve Fichte'ye kadar bütün belli başlı düşünürlerin katkıları büyük olmuştu. Siyasi olarak Fransızlar, felsefi ve sanatsal olarak da Almanlar modernliği inşa etmişlerdi. Alman felsefesi, Alman müziği, Alman şiiri ve mitoloji geleneği, Alman ruhunu inşa etti iki asırda. Alman ruhu da hem Birleşik Ulus Devleti'ne kavuştu hem de Avrupa'yı kurduğu yeniden yıkmak üzere yarı asır içinde hem de. Hegel'ın Batı'nın diğer uygarlıklara karşı felsefi bakımdan üstünlüğünü haykırdığı Batı'nın zaferini ilan etmesinin üzerinden bir asır geçmeden Batı Avrupa iki büyük savaşla tarihten çekildi. Son yüzyıl Batı'nın zaferi değil hezimeti oldu. İki büyük barbar paylaşım savaşından ötürü. Sonra soğuk savaş bitirildi. İslam'la postmodern savaş süreci başlatıldı. Soğuk savaş bitirildi alele acele. Bitirilmek zorundaydı. Çünkü yüzyılın başında Osmanlı'nın durdurulması, Hindistan'ın parçalanması, Türk ve Arap dünyalarının paramparça edilmesi üzerine her şeyin bittiğini hükmedilmişti batıda. İslam artık bitirilmiş ve tarihten uzaklaştırılmıştı batılı emperyalistlere göre. Ama yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde İslam'ın bitirilemeyeceği, belki de daha güçlü bir şekilde yeniden tarih sahnesine çıkma emareleri gösterdiği gözleniyordu. Fas'tan Malezya'ya kadar İslam dünyasının en güçlü sosyal, kültürel ve siyasi hareketi İslami oluşumlardı. Doğu ve Batı blokları olarak görülse de küresel sistem İslam'ın gelişinin yükselişe geçişinin önüne set çekmek için çaba göstermeye başlamıştı. Vardığı çözüm İslam'ın yükselişinin her hal ve şartta her tür yöntemle derhal durdurulmasının zaruri olduğu fikriydi. Bir yandan jeopolitik olarak İslam dünyasına müdahalede bulunacak ve İslam dünyası bir kez daha fiilen türlü işgallerle ve iç savaşlara parçalanmanın eşiğine sürüklenecek ve istikrarsızlık tek düzen olacaktı. Öte yandan daha tehlikelisi de teopolitik olarak İslam'a doğrudan müdahalede bulunulacak. Hem Müslüman toplumlardaki teopolitik ayrılıklar kaşınabildiği ölçüde kaşınacak. Medeniyetler Savaşı'nın taslağını çıkaran Samuel Huntington'ın buyruğu üzerine İslam dünyasının sınırları kanla çizilecek. Bunun için terörizmle savaş bahanesiyle İslam'a karşı İslam savaşının bütün altyapıları ve şartları hazırlanacak. Hem de peygambersiz İslam, İslamsız İslam gibi projelerle İslam sekülerizm kapanında kıstırılarak protestanize edilerek Müslümanların İslam'dan uzaklaştırılmaları sağlanacaktı. Üçüncü Dünya Savaşı konvansiyonel, nizami harp düzenine dayanan bir savaş biçimi değil, örgütler üzerinden sürdürülen vekalet savaşlarıyla gerçekleştirilen iğrenç bir savaş türü. Örgütler kimin eseri? Küresel sistemin elbette ki. Özetle 3. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş'ın bitirilmesi üzerine dönemin NATO Genel Sekreteri Willy Cleason, küresel sistemin önündeki en büyük tehdit İslam'dır açıklaması üzerine İslam'a karşı başlatıldı ve postmodern, sinsi, sinisal, iki yüzlü yöntemlerle sürdürülüyor. Pazar günkü yazıda bu savaşı nasıl gerçekleştirildiğini, 28 Şubat projesinin neden ve nasıl İslam'a karşı sürdürülen postmodern savaşın bir uzantısı olduğunu ve en önemlisi de bu Savaşın postmodern sinsi yöntemlerle sürdürüldüğü için konvansiyonel savaşlardan neden daha tehlikeli ve yıkıcı olduğunu ve son olarak bu sinsi postmodern savaşı püskürtmek için neler yapmamız gerektiğini göstermeye çalışacağım. Yusuf Kaplan